defalarca bunu sordum. Mesela 31 Mart günü İstanbul için kaç adet pusula basıldı büyükşehir için? İlçelere kaçar tane zimmetlendi? Ve bunlar alt alta toplandığı zaman YSK'nın hakikaten bastırdım dediği pusula sayısını tutuyor mu? Bunun sağlaması yapıldı mı? Mesela ben CHP'nin bu işlerden sorumlu bir yetkilisini bulsam bunları sormak istedim. Çünkü bunlar bizim kilit savunma mekanizmalarımız. Nasıl tutanakları aldınız, adamların eli kolu bağlandı. Nereden tutturacaklarını şaşırdılar. Ben size bu programlarda ve ben oturup da meclisinde konuşamıyorum. Yokum, orada değilim. Ama sosyal medyadan 200 bin takipçim vasıtasıyla diyorum ki arkadaş bir yerden daha sağlama alalım işi. Çünkü sayılar tutmuyor. YSK'nın verdiği sayılar tutmuyor sağlaması yapıldığı zaman. Bir örnek daha vereyim. Bundan sonraki seçimler bakımından. Bitireyim. Bir saniyenizi rica edeceğim beyefendi. 2014 yerel seçimleri öncesi 2013 yılında ben YSK'ya dedim ki ya şu pusulayı çöpten oradan buradan pusula çıkıyor. Şu pusulanın sağ üst köşesine 34 İstanbul il kodu, 17 Şişli ilçe kodu, 2112 sandık numarasını yaz da oradan buradan çıkan pusula nereye ait sandığı bir daha sağlamasını yapalım. Öyle değil mi? Şaibeler var. Senin de itibarın zedeleniyor falan. O zaman itibardan söz edebiliyorduk bu konularda. Yarım saat içinde YSK bize LDP'ye faks çekti. Dedi ki ben dedi kafama göre basmıyorum pusulayı. Şey yapılması lazım. Kanun değişikliği. Şu numaralı kanuna göre basıyorum. Siz partiden 3-4 arkadaşa ondan sonra Vatan Gazetesi'nde, Hürriyet Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarları dedi ki ya LDP bunu öneriyor. Bizim çalınacak oyumuz yoktu Sezgin Bey. Sizin vardı. Ankara nasıl gitti biliyorsunuz. Mansur Yavaş'tan 2014'te nasıl alın? Ya ama tümünden ders çıkardık. Geleceği konuşalım. Kanun geleceği konuşalım da geçmişi örnek alarak geleceği konuşalım. Bu seçimde de hepsinden ders çıkardık. Ankara'da ortada, İstanbul'da ortada. Peki o zaman tamam, sorun yok.